Merhaba arkadaşlar. Bugün 15 Nisan 2023 günlerden cumartesi. Aylardır sizlerle Yusuf Ali Barajı'nın geldiği son noktayı elimizden geldiğince paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün yine Yusuf Ali Barajı'nı bir kez daha siz değerli takipçilerimizle paylaşabilmek için ilçe merkezindeyiz. Yusuf Ali artık balıkların evi olmuş diyebiliriz. Çünkü birçok bina da artık sular altında kalmış. Yusuf Ali ilçe merkezine göre biraz daha yukarıda olan binalarsa şöyle hala sağlamlığını koruyor diyebiliriz. Buraları herhalde yıkmaya şu ana kadar fırsat olmadı. Şöyle yine iş makineleri de aşağıda görüyoruz ki yıkım çalışmalarına devam ediyor. Baraja bakacak olursak şöyle artık koyu bir renk aldığı görülüyor. Bunun da tabii ki de en büyük nedeni yaklaşık bir iki haftadır Yusuf Ali'nde yoğun bir şekilde yağmur yağıyor. Neredeyse her gün yağışlı diyebilirdik. Fakat bugün şöyle açık bir hava var Yusuf Ali'nde. Ve uzun bir aradan sonra da Yusuf Ali artık gün görmüş diyebiliriz. Ve yine şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki yaklaşık birkaç haftadır Yusuf Ali'nde baraj suları aşağı yukarı aynı seviyede. Yusuf Ali barajı videosu atan kanallardan da belki takip edenleriniz vardır. Şu aşağıki caminin minaresi genelde baz alınıyor ve aşağı yukarı bir haftadır 10 gündür bu seviyelerdeydi. Bir ara Yusuf Ali barajı çok hızlı bir şekilde dolduruldu. Hani biz de anlayamadık. Bildiğiniz üzere işte sanayi videoları çekiyorduk. Sanayi ne zaman boşaltılacak? Sanayi artık işte çok gecikti vesaire gibi ve bir anda sanayinin boşaltılması ve tahliyesinin ardından neredeyse bir hafta içinde Yusuf Ali tamamen sularla doldu. Yani mezbahane ve sanayi epey dayanabildi baraj sularına, fakat Yusuf Ali ilçe merkezi Yusuf Ali barajına çok dayanamadı diyebiliriz. Şöyle yine yukarıki merkez caminin de minaresi yine görülüyor. Şöyle birçok binada yarıya kadar sulara gömülmüş diyebiliriz. Yusuf Ali barajında şu anda büyük bir ihtimalle dip savaklardan yine su tahliyesi oluyor. Çünkü bu seviyelerde kalması için birkaç savağı açık bırakmalar lazım. Bildiğiniz üzere Yusuf Ali'nde artık bahar aylarının gelmesiyle Çoruh ve Bahar Halçay'ın debisi oldukça yükseldi ve çok şiddetli bir şekilde akıyor. Ve bunun da işte baraj sularını aynı seviyede saklayabilmek için tahliye edilmesi lazım. Şöyle yine Yusuf Ali'nin artına bağlayacak olan bu viyadük çalışmalarına da bakacak olursak şöyle ikinci direğe kadar gelmiş diyebiliriz. Daha tabi 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane daha direk var karşıya bağlanabilmesi için. Bunların tabii ki de tamamlanabilmesi için epey de bir zaman gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şu anda Yusuf Ali'nden Artvin'e gidebilmek için çok uzun bir yol kat etmek gerekiyor. Şöyle şu tünelden girerek, daha önceki videolarımda da sizlere bahsetmiştim. Belki izleyen arkadaşlarımız olmuştur. Şu karşıdaki ahırlara da gidebilmek için bu çetin yolu kat etmeleri lazım. Buradan Sarıgöl tarafına, bu tünelden girip Sarıgöl tarafından dolaşarak orada yine bir viyadük var. O viyadükten dönerek sağa, şöyle karşı yollardan ahıra ve Artvin yoluna bağlantı oluyor. Bu da tabii ki de Yusuf Ali halkı için bir külfet artık. Çünkü dediğim gibi karşıda ister istemez ahır olan arkadaşlar var. İnsanlar var, oradaki vatandaşlar var ve işte servislerde Yusuf Ali'den Artvin'e giderken bu uzun yolu kullanmak zorundalar. Bir an önce tabii bu viyadüğün işleme alınarak tamamlanıp halka sunulması lazım. Dediğim gibi benim yani hatırladığıma göre bir 17 kilometre falan yaklaşık Yusuf Ali Artvin arasındaki mesafe uzuyor. Ve bu da tabii insanlara hem maddi hem manevi külfet oranı. Çünkü yolu da çok düzgün değil.
Yusuf Elin'de son durum böyle arkadaşlar. Yani aylar öncesinde içinde dolaştığımız, orada video çektiğimiz bu ilçe artık neredeyse tamamen sulara gömülmüş diyebiliriz. Şu anda Yusufeli Barajı 100 metrenin üstüne çıktı diyebiliyorum. Bildiğiniz üzere Yusufeli Barajı'nın yüksekliği 275 metre. Yani 175 metre daha Yusufeli Barajı yükseğe kalkacak. Bu da epey bir yerin dolucu anlamına geliyor. Şöyle sanayinin, burası da yeni ilçe merkezindeki sanayi, sanayinin dibine kadar baraj sularının çıkacağını öngörüyoruz. İleriki zamanlarımızda yine Yusufeli Barajı ile ilgili videolarımız ve daha değişik Yusufeli videolarımız sizlerle paylaşılacaktır. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda sizlerle görüşmek dileğiyle. Yusufeli'nden tarihte birçok kez taşınmış ve bizim de son taşınmasına şahitlik ettiğimiz bu güzel ilçeden herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.